Bugün millet olarak istiklalimiz ve istikbalimiz için verdiğimiz son büyük mücadele olan Kurtuluş Savaşı'mızı zafere ulaştırmamızın ardından ilan ettiğimiz Cumhuriyetimizin 92. kuruluş yıl dönümüdür. 81 ilimizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. 29 Ekim 1923'te ilan ettiğimiz Cumhuriyetimizin 92. kuruluş yıl dönümü coşkusunu millet olarak hep birlikte paylaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 92 yıllık tarihi, milletimizin en zor şartlarda nasıl yeniden ayağa kalkabileceğini gösteren, geleceğimiz için bize umut veren, attığımız her adımda ders almamız gereken bir dönemdir. 600 yıllık bir cihan devletinin mirası üzerinde yükselen genç cumhuriyetimizi, Gazi Mustafa Kemal'in veciz bir şekilde ifade ettiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma mücadelesini ilk günkü heyecanla, azimle ve şevkle sürdürüyoruz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti sadece kendi vatandaşlarının değil, aynı zamanda bölgemizdeki ve dünyadaki tüm mağdurların, mazlumların, soydaş ve kardeş topluluklarında umut kaynağıdır. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize yönelik saldırıların gerisinde Cumhuriyetimizin işte bu seviyeye ulaşmış olmasından duyulan rahatsızlık vardır. 1919'da çok zor şartlarda başlattığımız Kurtuluş Savaşı'mızı 1923'te nasıl yeni devletimizin kuruluşunu ilan ederek taşlandırdıysak, bugün karşılaştığımız sıkıntıları da inşallah 2023 hedeflerimize ulaşarak geride bırakacağız. Milletimizin ortak eseri olan Cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizin ve milletimizin geleceği için çalışmak, mücadele etmek, gerektiğinde fedakarlıkta bulunmak hepimizin müşterek vazifesidir. 78 milyon vatandaşımızın her bir ferdi bu ülkenin, cumhuriyetin aynı haklara sahip ortak bir geçmişi ve ortak bir geleceği paylaşan tasada ve kıvançta bir evlatlarıdır. Milletimizin fertlerini, kökeni, inancı, mezhebi, meşrebi, kültürü, kılık kıyafeti üzerinden ayrıştırmaya kalkan herkes, cumhuriyetin ruhuna, özüne ihanet içindedir. Geçtiğimiz yıllarda devletle milletin tıpkı 92 yıl önce olduğu gibi birlik ve beraberlik içinde büyük hedeflere yöneldiği bir dönemi hep birlikte inşa ettik. Önümüzdeki dönemde ülkemizin diğer tüm kazanımlarıyla birlikte bu mirasa da yine hep beraber sahip çıkmalıyız. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına hem 2023 hedeflerimize ulaşmış hem de birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi en üst seviyeye çıkarmış olarak gireceğimize yürekten inanıyorum. Bu duygularla Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.